sürpriz canlı yayınlarımızdan anında haberdar olmanın sadece tek bir yolu var. Lütfen Ateizm Derneği TV'ye abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama bir konuda sizden söz istiyoruz. Yayınlarımızı beğenirseniz lütfen sorgulayan veya özgür düşünceli arkadaşlarınızı da aramıza kazandırın. Olur mu? Ateist Gazete'nin 73. sayısına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ben sunucunuz İrem Yaydırgan. Her zamanki gibi Ateizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karan'la karşınızdayız. Hoş geldiniz Süleyman. Bugün bana büyük bir fake atarak simsiyah karşıma çıktın. Teşekkür ederim. Ben de böyle dedim Süleyman'ın yanında. Neden biliyor musun? Kalmayayım. Gömlekler ütüsüz. Kaldım buna. Gerçekten. Nasıl gidiyor? Nasıl geçti hafta? Her zamanki gibi yani hem yoğun geçiyor koşturmaca hem işte yarın örneğinde olduğu gibi yarın ben Kadıköy Vergi Dairesi'ne gitmek durumundayım dernekle ilgili. Feryal arkadaşımız da savcılıkta ifade vermeye gidiyor. Yani yarın Karşıyaka'dayız derneğimiz için. Birimiz Kartal'da, birimiz Kadıköy'de olacak. Sonra Kadıköy'de buluşacağız, değerlendireceğiz ne olup ne bittiğini. Hadi bakalım. Ben de o arayayım size. Bakalım neler konuşuyorsunuz. Ara. Alıştık biz bu şeylere. Evet. O sebeple dert değil yani. Evet ama taşın altına elini sokacak bir miktar daha insana gönüllüye ya bile evet. Olmasa bile gönüllüye ihtiyacımız var. Yani her sivil toplum kuruluşunun benzer sorunları var. Aslında bizim sayımız pek çoğuna göre fena da değil. Ancak bizim etkinliklerimiz çok. Yani işte yayınlarımız var, komisyonlarımız var, çeşitli faaliyetlerimiz var. Tüm bunlar için yetmiyor. Hem şey nicel olarak hem nitel olarak yetmiyor. Biraz daha fazla insana ihtiyacımız var. Buradan duyurmuş olalım. Sonuç itibariyle de eğer şöyle bakarsak olaya, eğer ki %3'sek Türkiye'de 2.700.000 insandan söz etmiş oluyoruz. Herhalde birileri gelir diye düşünüyorum. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Dün ben şeydeydim. Amerikan Konsolosluğu'nun bir misafirhanesi var Arnavutköy'de. Yine inanç ve inançsızlık, inanç özgürlüğü diyor onlar. Yine gidip aynı şeyleri söyledim, inançsızlık özgürlüğü. Benle beraber işte Ermeni cemaatini temsilen biri vardı. Rum cemaatini temsilen biri vardı. Musevi cemaatini temsilen biri vardı. Alevi Bektaşileri temsilen biri vardı. Bir de ben vardım. Ben orada tabii her zaman olduğu gibi, ya güzel, hoş, iyi bileşim falan ama dedim, hani kategorik olarak biz ayrı bir yerde durduğumuz için ve her dine... Bunların hepsi inanç, biz inançsızız yani. Aynen, onu tekrarladım. Örnekleri verdim, diğer kurumlarla yaşadığımız tartışmaları ve sonuçlarını belirttim. Anladılar diye varsayıyorum. Bundan sonra ona göre davranırlar diye de umuyorum. Göreceğiz. Bizimle son dönemde yakından ilgililer, en azından bunun bilincinde farkındayız yani. Çünkü şöyle, yani bunu kötü anlamda söylemiyorum ama hani eğer bir şey temsil ediyorsak bu insanlar, yani işte diyelim Ermeni cemaati 70.000 kişi. Bunun hadi diyelim ki hepsi Ortodoks ya da Gregorian veya Katolik, hepsi varsayıyorum 70.000 yapar değil mi? Rum cemaati malum 3.000. Tamam, Alevi Bektaşiler ayrı bir şey. Yani 20-25.000 ama ne kadar temsil ediyor o gelen arkadaşımız bilmiyorum. Bizim gibi yani ne kadar temsil ettiğini bilemeyiz. Musevi cemaat de malum. Hani topladığında Alevileri bir kenara koyup diğer azınlık dinleri topladığında hani biz onun kaç katıyız? Kaç katıyız?
Ben biraz şeyi önerdim açıkçası. Bunları söylemiş olayım da hani herkes de bilsin. Ya kardeşim dedim, bizle birilerini çağırmak istiyorsanız konu buysa hani yine beraber çağırın din temsilcileri istediğiniz zaman, ama ya deistlerle, ateistler, agnostikler, Tengrisiz Türkler, odur budur, bunları da çağırın ki hani biz bir arada bir şey söyleyebilelim. Daha konuya ilişkin bir şey söyleyebilelim. Çünkü diğerleriyle aynı şeyleri talep etmiyoruz bir kere. Talep değil de hedeflerimiz bu. Derdimiz Talep aynı etmek değil. doğru bir laf olmuyor. Çünkü iktidardan bir şey talep etmek gerekmiyor. Biz ne istiyorsak onu yapmaya çalışmalıyız. Baskı yaparak vesaire. Yani işte kimisi ibadethanesinin artmasını, kimisi din eğitimi veren kurumların artmasını istiyor. Ve bunu devletten istediklerini söylediklerinde, biz inanç vergisi diyen bir kesimiz. Ya olmuyor, olmuyor. Bunu anlamıyorlar bir türlü. Bunu anlamayanlar cemaatler değil. Anlamayanlar bu tip Sivil çağrılar toplum yapanlar. Evet. kuruluşları, evet, doğru. Sürekli de şeyi vurgulamak zorunda kalıyoruz bu durumda tabii. Yani biz her dine aynı oranda uzağız. Bir küçük daha şey söyleyeyim. Nefret söylemine ilişkin şeylere ben müdahale ettim. Dedim ki evet, doğru, nefret söylemi olabildiğince mücadele edilmesi lazım bir konu, ama bunu yasaklarla ya da yaptırımlarla değil, ideolojik hegemonya kurarak yapmak lazım. Bakın işte 216, 1, 2, 3 nasıl cezalar yağıyor bu sözde nefret suçu diye kullanılan şeyden. Bunu da çok anlatamadım galiba. Çünkü siz nefret suçlarına karşı değil misiniz dediler. Hayır dedim, ben ifade özgürlüğünü engelleyen nefret suçu üzerine yazılmış ve kullanılan kanunlara karşıyım kardeşim dedim. Tam anlamadılar galiba. Yani Bir de küçük bir şaşırmadım şey çünkü. ekledim. Sizin üç kitapta o zaman toplatılmak zorunda dedim. İçinde her türlü nefret söylemi Aynen. barındıran Yani bunu demek zorunda kaldım. bunu anladılar mı? Ne tepki verdiler buna? Ona büyük bir sessizlik oldu. Çıkışta da haham şey dedi. Siz aydınlanmadan bahsediyorsunuz dedi. Biz zaten Aa. biz aydınlanmış insanlarız dedi. Yok dedim, o aydınlanma o değil. Sizinki dedim, size özel söylemiyorum da, en son 1800 küsurlarda yakılan cadının ateşinden aydınlananlarsınız siz dedim. Böyle bir sohbetimiz Olaylar. oldu. Güzel. Peki bununla ilgili biz herhangi bir yayın veya işte bir haber yapacak mıyız bu görüşmeyle ilgili? Bahsettik. Bunu belki gazeteye bir dahaki sayıda biraz daha detaylı olarak koyarız. Biliyorsun bu konularda şeffafız biz. Böyle kapalı kapılar arkasında konuşmuyoruz hiçbir şeyi. Herkese duyuruyoruz. Ne konuştuğumuzu da burada olduğu gibi söylüyoruz yani. Peki, istersen gazeteye geçelim. Tabii, geçelim. 15 Eylül tarihli gazetemiz. Daha 15 Eylül gelmemiş. Hiç şimdiden çekimimizi yapalım. Hemen öncesinde, gazeteye geçmeden hemen önce, biz kimiz? Ateist gazete denir. Biz burada ne yapıyoruz? Kısaca bir izleyicilerimize anlatalım tekrar. Belki ilk kez karşılaşanlar olur aralarında. Ateist Gazete, Ateizm Derneği'nin üye ve gönüllüleri için öncelikle, daha sonra tüm kamuoyuyla paylaştığı, haftada bir çıkardığı bir e-bülten. İlk hafta yalnızca üye ve gönüllülerle paylaşıyoruz, daha sonra tüm kamuoyunu açıyoruz. Peki bu da gazete karşınıza nasıl çıkıyor? Yazı işle Ateizm Derneği'nin Yazı İşleri Komisyonu'nda yaklaşık 20-25 kişilik bir ekip büyük bir çaba harcayarak bu gazeteyi karşınıza çıkartıyorlar. Bu ekibe katılmak isterseniz eğer katılabilirsiniz. ateizmderneği.org.tr adresinden ilgili bağlantıyı tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Eminim hemen ulaşacaklardır çünkü gerçekten gönüllüye ihtiyacımız var. Bunun dışında bize Patreon ve Kuryosuz üzerinden de destek olabilirsiniz. Bu yayınlarımız sizlerin sağladığı teknik imkanlarla ve gönüllülerimizin çabasıyla gerçekleşiyor. Onun için
Her türlü desteğinize şimdiden müteşekkir olduğumuzu söyleyelim. Ve gelelim 73. sayımıza. 73. sayımızın ilk haberi Yükselen Güç Türkiye'nin engeli kılınmayan namazlar başlığıyla geliyor. Depremlerin kısa eteklerle doğal afetlerin LGBT'yi paslarla açıklandığı Türkiye'de İsmail Ağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet Hoca yani Ahmet Mahmut Ündü. Türkiye'nin yaşadığı iktisadi krizi yurttaşların yapmayı tercih etmediği ibadetlerle açıkladı. Ben de ne zaman böyle bir şey gelecek diye bekliyordum. Sohbetin başlığı da namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı? Haberi Oda TV yapmış. Türk toplumunun da %90'ının namaz kılmadığını iddia etmiş. Bence doğru. Ne dersin? Şöyle, biz Türkler olarak ya da bu Anadolu'da yaşayan tüm halklar için geçerli bir durum. Her dinden olana söylüyorum. Ha, bu şeyler, Hristiyanlar biraz daha bağlı olabiliyor dinlerini. Ama Müslümanlar olarak Kürtler, Türkler, Çerkesler vesaire bizler öyle pek de o beş vakit namaza uyan insanlar değiliz. Yani Müslüman olduğunu söyleyip de beş vakit namaza uyan çok yok. Biliyorsun bu Fethullah Gülen'in zamanında işte o cemaatin, o şimdi terör örgütü denen cemaatte ya taraftar toplarken ya sadece cuma kılsanız yeter ama cuma mutlaka kılacaksınız diyordu. Yoksa işe aldıklarını işten atıyordu cuma gelmezlerse. Bunların bir bölümü de içiyordu biliyorsun. Hala aynı şey bugün ihvancıların çoğu için de geçerli olabilir. En azından bir bölümü için geçerli olduğunu biliyoruz. Biraz böyle bir şey toplum, yani Müslümanlığı pek de şartlarını yerine getiren bir toplum olduğumuz, aynı şeyi zekat ve fitre için söyleyebiliriz. Zekat veren görmezsin ama göstermelik fitre vereni görürsün. Çünkü azdır onun şeye göre, zekata göre durumu parasal açıdan. Böyle böyle gidiyor yani, büyük olasılıkla Ramazan'da orucu da aynen bu kategoriye yani iş yerinde alabiliriz. Mecbursa tutar gibi yapıyor. Benim bir arkadaşım vardı mesela, Kayseriliydi çocuk. Aslında sosyalist bir çocuktu ama annesini babasını kırmamak için oruç tuttuğunu iddia ediyordu. Her Ramazan herif 5 kilo alırdı ya. Çünkü 5 öğün yiyordu. Bir de şeye kalkıyorlardı. Hem iftar yiyor, hem sahur yiyor, hem sabah okula geldiğinde tekrar zıkkımlanıyor. Öğlen yemek yiyor. Akşamüstü çıkarken tost yiyor, sonra gidiyor iftar yiyor. Böyle de bir yan var. Bir de mesela işte yine Ramazan'da biliyorsun çoğunluk kilo alıyor. Kardeşim Ramazan onun için değil ki. Ya sen evet iki, yani iki öğün sadece iki öğünde yedi öğün yediye yapılmıyor ki Ramazan. Açın halinden anla diye yapılıyor. Göm diye yapılmıyor yani. Onun için değil Ramazan. Ama işte hani bizde hikaye böyle. Şeye gelelim. Bunlar bu ahlaksız adamlar. Hatırlarsan Marmara depremi gibi korkunç bir felaketten sonra Gölcük'teki donanmanın suyun altında kalmasını zevkle ve şeyle işte Allah helak etti diye açıklayan işte bu ahlaksızlar, bu halk düşmanları, bu insanlık düşmanlarıdır. Her sıkıştıklarında da maalesef işi Allah'a havale etmekteler. Her suçlarını Allah'a atmakta. Yani ekonomik kriz konusu çok belli ne oldu. Hani akıl dışılığın dibi bir şey, faiz, sebep vesaire saçmalığı, o bu ve derken işte geldiğimiz nokta budur. O sebeple bunların bu tip söylemlerinin artık bence halkta da çok karşılığı kalmadığını düşünüyorum ama her yerde rezil edilmeliler, her yerde. Sonra yine 216'ya 3'ten, 1'den, 2'den dava açmasınlar hakaret etti diye. Onlar da ileride rezil edilmeliler. Çünkü o da hukuk dışı bir uygulama olur. Ama zaten bağımlı yargı ayrıca rezil edilmeli ve ayrıca yargılanmalı tabii. Umarım o günleri görürüz. O ya, günler bir şekilde gelir. Göreceğiz yani. Biz görmesek diğerleri görürüz. Her programda söylüyorum. Çünkü
Umuda ihtiyacım var. Neyse, bir sonraki haberimiz toplumsal barışa tehdit 150 dernek başlığıyla. Bizimki de onlardan biridir kesin. Bakalım. Hepimiz uzunca bir süredir toplumsal ve siyasal yaşamımızda yer eden ve gitgide yoksullaşan çoğulculuğun farkındayız. Sivil toplum kuruluşu görünümündeki gerici İslamcı pek çok dernek ve kimi devlet yetkililerinin LGBT yurttaşları hedef aldığını da biliyoruz. Bu gerici dernekler artık karanlık güçlerini birleştiriyor. 18 Eylül'de Saraçhane'de yapılacak bir mitingi haberleştiren Yeni Şafak, toplantı, gösteri, yürüyüş hakkını aniden hatırlamış görünmüş. Habere göre Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu adındaki gerici oluşum, 150 sivil toplum kuruluşuna önderlik edeceği gerici bir miting düzenlemeye hazırlandığını duyurdu. Bir basın toplantısı yapılmış konuyla ilgili. Yine bizi kötüleyecekler, yine bizi karalayacaklar LGBT'lerle, biz ateistleri özellikle. Laikleri de, laik oluşumları da karalayabilirler tabii. Ama öncelikle bizden başlarlar diye tahmin ediyorum. Bu arada tabii ki bunları polis baskılamayacak, gözaltına almaya çalışmayacak, yerlerde sürüklemeyecek, bunu da göreceğiz. 18 Eylül'deymiş, tekrar hatırlatalım. Biz yapmaya kalksak ne olur Süleyman? Büyük olasılıkla izin vermezler. İzinsiz yapmaya kalkarsak da tepemize binerler. Büyük bir belki de işte tutuklarlar vesaire. Ama tabii burada mesele şu, yani buna nasıl baktığımız. Biz tabii ki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin serbestçe ve haber verilmeden yapılması taraftarıyız. Bu en büyük anayasal hakkımız. Bu şeyler hiç bizim olduğu kadar herkes için de geçerlidir. O yüzden onları dövmesin, sürüklemesin. Öyle bir şey istemeyiz. Onu bir belirtelim. Ben sadece burada şunu söyleyeceğim. Bu sivil toplum denen hikayenin gerçekten suyu çıktı. Yani 3-5 dolandırıcı bir araya gelip dernek kuruyor. Gidiyor belediyeden, devletten, bakanlıktan, oradan buradan çöplenmek için bu işi yapıyor. Bir grup it kopuk dernek kuruyor. Mafyozi yani bunlar. Dernek üzerinden kumardan bilmem neye kadar bir sürü şey yapıyor. Bir sürü rezilliği organize ediyor. Bir grubu terörist topluyor. Terör örgütlerde terörist topluyor. Bunların 3 aşağı 5 yukarı ben bile, yani hiçbir istihbarat bilgim olmama rağmen, sadece açık kaynaklardan gördüğüm kadarıyla kimin ne olduğunu söyleyebilirim. Yani sen hani STK'nın kalbindesin şu anda, özellikle İstanbul gibi bir şehirde. Evet. Her türlü STK'dan haberdarsındır diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu tarafa vurduk ya, bizim tarafa da vurayım. Bizde de böyle çok uyanık, entel geçinen tiplerin kurduğu bazı STK'lar vardır. Bunlar en şey koşullardaki insanların haklarını savunduklarını söyleyip fon peşinde koşup kendi çevrelerindeki 3 kuruşluk akademisyenleri çöpler. Bu da doğru değil. Bu da doğru değil ama genel olarak işte bu su çıkma hikayesi böyle bir şey. Onun dışında tabii ki özgürdürler hiçbir şiddet kullanmadıkları sürece böyle bir şey yapmakta. Aynı şekilde biz bunu yapmayız, 150 dernek kapatılsın demeyiz. Sadece terörle bağlantısı olan, dolandırıcılık yapan, yani adi suçlar işleyen dernekleri ifşa etmekle yükümlüyüzdür. Ama bunun dışında sırf fikirleri ve inançları veyahut hedefleri doğrultusunda bir derneğin kapatılmasını asla savunmayız. Bunu da belirtmiş olalım. Buradan bir insanlık dersi alabilir mi bu 150 dernek? Hiçbir ders alamaz. Çünkü kendileri kategorik olarak homo sapiens sapiens'e dahil değiller. Bunu hakaret olarak alabiliyor muyuz? Alınamaz bu. Hakaret olarak sen de her haltı hakaret olarak almaya çalışıyorsun. İnsanoğlunun geldiği nokta, insan hakları evrensel beyannamesinden bugüne kadar sekülerlik odur budur vesairedir. İnsan böyle tarif edilir, modern insan. O çerçevede değildirler. Ha, evrimsel olarak mı? Bazıları değil. O da bak ayrı bir gerçek. Evrimsel olarak dedin de bir Celal Şengör haberi geliyor hemen arkadan.
Bir dava da ateist bilim insanı Şengör'e başlıklı haberimiz. Gülşen'in yargılanması krizini yeni atlattık derken şimdi de Profesör Doktor Celal Şengör hakkında Hazreti Musa'nın yaşadığına dair bilimsel bir kanıt olmadığını söylediği için dava açıldı. Gelişmeler üzerine pek çok uluslararası akademik kuruluştan açıklamalar geldi doğal olarak. Yani sanırım Fatih Altaylı, evet Fatih Altaylı'nın Habertürk'te yaptığı bir programda İlber Ortaylı ile birlikte konuk oluyorlar ya. Evet. O programda Hazreti Musa'nın yaşadığına ilişkin bir bilimsel kanıt yok şeklinde bir açıklama yapmış. Ve Cumhuriyet'in haberine göre de hakkında açılan soruşturma nedeniyle ifade vermek üzere tatilini bırakıp İstanbul'a gitmiş ve Cumhuriyet yani şey diyor Cumhuriyet savcı bu sırada tatildeymiş. Bunu da oraya gidince ifade vermeye gidince öğrenmiş. Savcının adını bir söyleyelim mi? Sanırım yok Haberde haberde. geçiyordu. Haberin detayında var ama Cumhuriyet'in haberinde sanırım sonuç var. itibariyle Hemen şunu bakalım. diyelim. Adını boş verelim. Adı önemli değil. Çünkü birbirine çok benziyor bunlar. Tek tek adlarını birey olarak önemli değiller çünkü. Şöyle aynı zamanda Gülşen'e ondan önce yanılmıyorsam Sezen Aksu'ya ya da başka bir sanatçıya da bunu yapan o savcı. Ha bu suç duyurusunu yapanlar kimler? Emin ol oradan da aynı örgütler çıkacaktır. Ya işte biraz geçen şeyde de bahsettik. Yani hem Evet. CİMER üstünden hem işte böyle örgütlenerek bir grup ticani bu tip şeylerde bulunuyor. Bizim pek çok davamız da o şekilde açılıyor biliyorsun. O zaman Adnan Hocacılardı, şimdi hapisteler. Bakın bu şikayetleri yapanlara uyarı olsun. Bugün Adnan Hocacılar içeride. Ondan önceki gün bu saldırıları bize yapan FETÖ'cülerdi. FETÖ'cüler içeride. Adnan Hocacılar içeride. Furkancılar içeride değilse polis baskısı altında. Yapmayın, yapmayın. Bir gün sıra size de gelir. Biz en azından alnımızın akıyla savunmamızı yapıyoruz. Dik duruyoruz. Siz dik de duramazsınız. Öyle bir şeyiniz de yok. Yapısal fıtratınızda yok, dik durmak yok. Hemen kapanırsınız yerleri, hani buna da gerek yok. Şeyi söyleyeyim, Musa peygamber dedikleri, Musa peygamberin kim olduğu gerçekten bilinmiyor. Tarihe bakarsanız, açın her gün belgesel kanallarını, mutlaka bir tanesinde, History Channel'da, Viasat History'de olmadı, National Geographic'te göreceksiniz kardeşim. Musa peygamberin büyük olası Akneton, Firavun Akneton olduğunu göreceksiniz. Hatta daha sonra Akneton'un bütün yazıtlardan isminin silindiğini ve tekrar onun döndüğü Aton dininin tekrar Amon'a dönmeye çalışıldığını, böyle bir süreç geçtiğini göreceksiniz. Akneton dediğimiz adam tek tanrılı dinlerin ilk şeyini atan isim. Tek güneş tanrı vardır, Ra vardır diyen adam. Öbürlerini salla diyen adam. Bu sebeple Musa peygamber büyük olasılıkla Akneton olabilir, başka biri olabilir, bambaşka biri olabilir, hiç olmayabilir. Bilemiyoruz. Evet. Bilmiyoruz, bilemiyoruz. Hatta şunu da bilemiyoruz. Bunu ben değil, İbrani Üniversitesi, İsrail'in El Eseri gibi düşün İrem. Dini fetvaları veren bir yeri diye gibi düşün. Bu Rabbiler dışında bunu yapanlar. Bu yalan çalıyla konuşur ya Musa. Bir iddia vardı Musa'nın bir Maraş otuna benzer bir şey kullandığına ilişkin. Bitki çiğnediği ya da içtiği neyse ve halüsinasyon gördüğü. İbrani Üniversitesi ne dedi biliyor musun? Açıklaması da düşündü taşındı işte araştırdı ne yaptıysa. Olabilir dedi. Halüsinatif şey de kullanmış olabilir ama bu Museviliğin yanlış olduğunu göstermez. Hani bu Papa'nın son açıklamalarına benziyor değil mi? Hani cennet Kesinlikle. cehennem de yoktur. O da yoktur, bu da yoktur. Herhalde birkaç yıl sonra belki Allah da yoktur diyecek adam. Papa'nın geldiği nokta. Üç peygamber için de aynı şey geçerli. Üçünün de
kim olduğu, ne zamana kadar yaşadığı, ne yaptığı vesaire vesaire kanıtlanmış değil. Özellikle aynı şey İsa peygamber için de geçerli. Evet. Doğru. Hindistan'da mı mezarı? Öldü mü? Tekrar geldi mi o şeye, Kudüs'teki o yeniden doğuş kilisesinde tekrar göründü mü? Oraya kaçtı mı? Nedir? Bilinmiyor. Bitmez. Hadi üç dini saydık ya, bir de Alevi arkadaşlarımıza söyleyelim. Ya kardeşim, Musa Eroğlu diye bir adamcağız var ya. Ya adam bir sohbette diyor ki bir kılıç 7200 kilo ama 2700 kilo olamaz. Adama suç duyurusunda bulundu Alevilerin bir bölümü ya. Alevi derneklerin bir bölümü. Dediği bu. 2700 kiloluk kılıç olmaz. Vay sen bizi hakaret ediyorsun. Ya bu kadar kolay mı hakaret ya? Yani. Bunlar yapılmaması gereken şeyler. Ama gel gör ki 21. yüzyılın başında bunlarla karşılaşıyoruz. Neyse, bir sonraki haberimize geçelim. Ya namaz kılınacak ya sokakta yatılacak başlığıyla. Temel insan haklarından biri olan barınma şarta bağlandı. Namaz kılamayan barınamayacak. Bu rahatsız edici haberin konusu Antalya Ticaret Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yapmaya zorlandıkları bir tercihe dair. Antalya Ticaret Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin kaldıkları Karatay Anadolu Lisesi yurdu başka bir kamu kurumuna devredilince yurt sakini öğrenciler barınma kriziyle karşı karşıya kaldı ve Profesör Doktor Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi yurduna yönlendirildiler ve bu öğrencilerin velileri kayıt sırasında ilgili yetkililerin öğrencilerin namaz kılmaları ve düzenlenecek sohbetlere katılmaları karşılığında onlardan herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini söylemesiyle karşı karşıya kaldı. Bu Bir Gün gazetesinin bir haberi. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili açıklama yapmış konuyla ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı'nda işler hala karanlık görünüyor. Her gün başka bir karanlık haber. Ne diyorsun bu işe? Bu ülkenin geleceğine yönelik en büyük kötülüğü yapan Milli Eğitim Bakanlığı. Diyanet dediği gerçekten. Diyanetin artık ne olduğunu herkes hemen hemen biliyor. Ciddi alan da kalmıyor ama mecburen insanlar okula göndermek zorunda çocuklarını. Teslim ettikleri öğretmenlerin durumu ortada, yurtların durumu ortada. Her türlü taciz, istismar ortada. İstismar ve taciz sadece cinsel anlamda kullanmıyorum, her anlamda kullanıyorum. Bunlar ortada. Eğitimin rezilliği yerlerde sürünmesi, bilimin yerlerde sürünmesi ortada, ahlakın yerlerde sürünmesi ortada. Bu Milli Eğitim Bakanlığı falan değil yani. Milli Cehalet Bakanlığı, Milli Rezalet Bakanlığı gibi bir şey bu. Geldikleri nokta budur maalesef. Bırak onu, şey bile yapamıyorlar ya. Haraç kesiliyor okullara kayıtta. Evet. Buralarda 20 binden başlıyor. Devlet okulundan bahsediyorum. Evet, evet. Giriş parası diye alıyorlar. Neymiş? Bir masrafları ödemek. Ya orada müdür ya da işte bir öğretmen ve okul aile birliğinin iş birliğiyle yapılan bir şeydir bu. Hırsızlıktır yani. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Bu engellenmeli. Engellenemiyor da. Evet. Yok sabun masrafı. Yapma ya. Bir öğrenciden 20 bin mi sabun masrafı? Hadi iki pencere yaptırdın. Ya orada kaç öğrenci var? 20 bin ne demek ya? Hikaye bu kadar berbat durumda. Peki bir diğer haber takke tek bir TÜGVA başlığıyla geliyor. Türkiye yeni bir manzaraya alıştırılmak isteniyor. Takkeleriyle tekbir getirerek yürüyen binlerce erkek. Şeriat denemeleri gibi gözüken bu gelişmelere bir yenisi eklendi. TÜGVA Diyarbakır'da yaz okulu eğitimlerine katılan küçük çocukları tekbir getirterek sokaklarda yürüttü. Bu sürekli doğuda ve İstanbul'un bir kısmında evet, görülen bir yeni bir trend. Ne diyorsun bu işe? Yani ne olacak? Bir kere bunların tek tek saptanıp, fotoğraflanıp, tek tek tarihlenip ileride her biri için sırf çocuk istismarı için dava açılması gerekir. Bu net. Yani bunun adı budur. Çocukları bir araya toplayıp gösteri yürüyüşü yaptırıyorsan ve bu
kin ve nefreti körükleyecek bir gösteri yürüyüşüse bunun adı istismardır ve cezalandırılması gerekir. Bunu yapan her kurum ve onların sorumluları gerekli cezayı yaptırıma uygulamalı, uğramalı. Bunun dışında başka bir şey söylemeye gerek duymuyorum. Bir de şöyle bir şey var. Dikkat edersen saçmalamak konusundaki rekabet bir de bu gösteri rekabetine dönüştü. Gösteride en fazla çocuğu kim yürütür? Gösteride en fazla sarıklı cübbeliği kim yürütür diye bir hikaye var. Özellikle bu son şeyin öldükten sonra, İsmail Ağa cemaatinin başındaki adam öldükten sonra ki cenaze töreninin kalabalıklığı üzerine herkes kendini ispat etmeye çalışıyor. Böyle bir rezalet bu da. Maalesef. Yine Diyanet İşleri'nden bir haber geliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı resmen. Parantez içinde ünlem artık nasıl anlarsanız. 2023-2025 orta vadeli programdaki merkezi yönetim bütçesi ödenek tavanları açıklandı. Bütçeleri azalan bakanlıklar karşısında Diyanet İşleri Başkanlığı'na şimdiye kadarki en yüksek bütçe verilecek. Her zamanki gibi şaşırdık mı? Bence hayır. Cumhuriyet gazetesi konuyu haberleştirilmiş. Cumhurbaşkanlığı'nın ödeneği yaklaşık %61 arttırılmış. 4.1 milyar liradan 6.6 milyar liraya çıkmış. Çeşitli bakanlıklar sayılmış. Ve Diyanet'in bütçesi de 2023'te 35.9 milyar lira olacakmış. Böylece Diyanet İşleri 17 bakanlıktan 7'sini geride bırakmış oluyor. Bu bakanlıkları da sayalım, hatırlatalım izleyicilerimize. İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla Ticaret Bakanlığı. Bu 7 bakanlığı geride bırakmış Diyanet İşleri aldığı ödenekte 2023 için. Bu sene bayağı konu, yani önümüzdeki kış bayağı konuşacağız Diyanet İşleri'ni, yine öyle görünüyor. Bu krizde değil mi? İnsanlar aç yatarken bunlar hala şeyi arttırıyor. Biz boşuna münafık demiyoruz ki bunlara. hani komşun açken tok yatamazdın? Ne yapacak? Ya bak çare. Gerçekten Müslümansan kardeşim. Hadi bakalım bu yıl mesela maaşının yarısını şeye, halka ver. Yarım maaş alın. Açları doyuralım. Var mısın? Yok. Mercedes'tenin Mercedes'ini sat, açlara dağıt. Yok. Bari şey yapma. Davet verdiğinde saklı saklı içki içme ki fatura da görünmesin, değil mi? O da yok. Ne anladım ben bu Diyanet'ten? Diyanet şey demek değil miydi? Dinleri öğreten, anlatan, doğru yolu gösteren bir makam değil mi? Nasıl gösterecek? Böyle işte 30 küsür milyar lira bütçe. Neyse ya, ama bize mi kalmış Diyanet'in işlerini sorgulamak? Şöyle, bunlar bizim vergilerimizden de kesiliyor. Tabii ki öyle. Aynen öyle. Tamamen bizim vergilerimizle alakalı. Geri, çatır çatır geri istiyorum. Gideceğim Ali Erbaş'tan alacağım. Tabii. Kılıcını alırsın anca. o da tenekedendi galiba. Pek bir para etmez. O ne kadar acaba? Yani işte anca onu verir. Oyuncakçıdan ne almış canım onu. Öyle olsun. Bir diğer haberimiz 2022'ye yakışmayan ikilem okul mu cami mi başlığıyla geliyor. 2013'ten bu yana sayısı sürekli artan camilere 10 yılda 7124 tane daha eklendi. Böylece toplam sayı yaklaşık 90 bine ulaştı. Bu sayının daha doğru algılanması için ülkemizdeki mahalle sayısını vermeyi gerekli görüyoruz. 32.194, yani her mahallede yaklaşık 3 tane cami var ülkemizde. Ama bir de okulların sayısına bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2020-2021 döneminde 53.620 okul var. Ya olsa ne olur, olmasa ne olur? Biraz önce konuştuk ya. Okul işlevini görmüyor ki.
Yani bir noktada da hani göreceği zamanları da Varsayarak. bekliyoruz ya hani. Yani ben camiyi geçtim. Okullar işe yaramıyor gibi bir sorun var. Bir de şöyle bir şey var benim anladığım bu. Hani bir mahallede 3-5 cami oluyor ya. Orada da ayrı bir kumpas dönüyor. Biliyorsun bir cami inşa etmek için bir dernek kuruyorlar. Orada para toplanıyor falan. Birileri oradan cebe atıyor, müteahhit yiyor, o yiyor, bu yiyor falan gibi bir durum daha var. Biraz da cami enflasyonu böyle oluyor. Yani hem din istismarı hem halkın istismarı gibi. Bir yanı böyle. Diğer yanı zaten bildiğimiz hikaye. Camiler doluyor mu kardeşim? Nerede ya? Çamlıca'daki camiye kaç kişi gidiyor? O devasa Selahaddin Camii'ye kaç kişi gidiyor? 40. Bir tek cumaları birazcık, o da hani dediğimiz biraz önceki FETÖ'den alışkanlıkları, cuma kılarsak bütün hafta kılmış sayılırız falan gibi bir yalan dolan. Ya of. Aa, şey giderse bir bakan, cumhurbaşkanı giderse hurra, herkes orada. Şimdi bu, ya bunun gerçekten herhangi bir dinde bir karşılığı olabilir mi ya? İşte ancak din istismarcılarında bir karşılığı olur. Ancak dini kullananda bir karşılığı olur. Böyle bir şey. Maalesef. Garabet yani. Aynen. Celal Şengör'ü bu sayımızda ikinci defa anmak zorunda kalıyoruz. Olan biten saçmalıktan dolayı. Bırakın da depremi Celal Şengör açıklasın başlığıyla geliyor haberimiz. İsmail Ağa cemaatinden Mesut Demir yaşanan depremlerle felaketleri kadınların etek boyu ve yaptırılan kürtajlarla açıkladı. Üniversite sayısının artmasının ahlaksızlığın da artmasına neden olduğunu öne süren cemaat hocasına kadın cinayetlerini durduracağız platformu tepki gösterdi. Bu sefer ben sorayım, gördün mü fotoğrafı? Ha, evet, tip neyse şimdi. Ya biraz önce dediğimiz hikaye, yani çok değmez buna dokunmaya, bakmaya değmez de buna. Yarışıyorlar işte dediğimiz gibi. Bir mi dedi? Mesela şey mi dedi? Dua namaza gidilmiyor mu dedi biri. O yüzden mi deprem oluyor dedi. Yok. Arttırıyorum diyor. Gördüm ama arttırıyorum. Etek kısa ondan gidilmiyor. Öbür başkası çıkıyor, gördüm ama arttırıyorum işte. Küçük çocukları öptük mü bize tacizci deniyor. Tecavüz etmeye kalktık mı bize suçluyorlar din düşmanları diyor. Yani Bu arada işin bu boku çıkıyor. haberler aynı haftanın gazetesine denk gelecek kadar sık ve seri gelişiyor. Yani. Evet. Çünkü Türkiye'de kişi başına düşen meczup şerefsiz oranı hızla artıyor. Yani Celal Şengör'e de bambaşka bir meseleden saçma sapan soruşturmalar açılıyor. Asıl konuyla ilgili görüşünü almamız gereken kişinin. Haberimiz bu minvalde yani. Peki son olarak derneğimizin Twitter hesabında yayınladığı bir tweet karşınıza geliyor. Gazetemizde şeriat kuşağına Türkiye'nin de dahil edilerek zorunlu din dersi gibi uygulamalarla laikliğin fiili olarak ortadan kaldırılıp dine dayalı bir rejimin altyapısının hazırlandığı sürecin ilk basamağıdır 12 Eylül denerek darbe tekrar anımsanmış, lanetlenmiş. Evet. Biliyorsunuz 12 Eylül'ün 1980'den 42 mi? 42. yılıydı. 42. Bunu da idrak etmiş olduk. O darbenin ülkemizde yarattığı yıkımı hala 42 yıl sonra hala kanlı canlı iliklerimize kadar hissediyoruz. Maalesef. Hatırlarsan nasıl bir yeşil kuşak oluşturmaya çalıştıklarını, o zaman Sovyetler Birliği'ni çevireceğiz diye bu Amerika'nın neokonlarının planı olarak Pakistan'dan başlayıp, Afganistan, Maalesef. Pakistan'dan başlayıp gelen bir kuşak hikayesi vardı. Bunun içinde o ülkelerdeki ehli diktatörler, onlara bağlı diktatörler gerekiyordu. Pakistan'da suikastlar oldu, Afganistan'da iç savaş vardı.
İran'da şah devrildi, devrilecek derken devrildi. Türkiye'de bir diktatörlük gerekiyordu Amerika'ya. Onu da maalesef 4 Amerikan uşağı general gerçekleştirdi. Böyle bir süreç. Bu darbelerin hepsinin yurt dışına, yurt dışı kaynaklı olduğu hemen hemen herkes tarafından bilindiği için tekrarlamayalım ama şunu belirtelim. O yeşil kuşak neyse, Bob ve Gop da yani Büyük Orta Doğu Projesi ve Genişletilmiş Orta Doğu Projesi çerçevesinde tıpkı Yeşil Kuşak'ta Kenan Evren'e verilen rol İhvan'a verildi Türkiye'de. Allandı, pullandı, milli görüşten ayırdılar, iktidara getirdiler. Bu nedir? Bu da sivil darbe deniyor buna da bir şekilde. Sivil manipülasyon deniyor buna da. Ondan sonra pek çok darbe görüyor Türkiye. Yani kimisi askeri, kimisi muhtıralı, kimisi de son dönemde yaşadığımız o halli muhalli falan darbeler bunlar. Bir yanında 15 Temmuz varsa hemen 5 gün sonrasında da o hal var. Böyle bir ülkeyiz. Yani darbelerin tipi değişiyor. Sebepleri değişmiyor aslında bakarsak. Maalesef. Neyse ki umarım, idam yok artık. Evet, oradan en azından yırttık ama yine de mesela Osman Kavala'ya tabii, hiç yoktan mesela ömür boyu hapis cezası ağırlaştırılmış müebbet verilebiliyor. Aynen öyle. Maalesef. Peki bu da son haberimizdi. Programı kapatmadan önce her zamanki gibi eklemek istediğim bir şey var mı diye sormak isterim. Piknik yaptık. Ha sahi. Ben gelmedim onun için. Evet, bazı duyarsız arkadaşlarımız piknik yerine gidip sahilde poz vermeyi tercih etmişler. Plajdan mı poz veriyor, bir yerden poz veriyor. Öyleydi. Tatilde mi yapmayalım? Elinsaf be, her hafta tatil yapıyorsun zaten. Tamam ya, okullar açıldı artık. Rahat evet. Rahat. Neyse, eğlenceliydi pikniğimiz. Yine Maçka Parkı'nda yaptık. Maçka Parkı'nı sevdik galiba. 2 kere üst üste yaptık. Herhalde bir dahaki sefer artık yaparsak Ekim ayında, bilmiyorum, bakarız durumu, havalara falan. Yaparsak da bu sefer yine karşıda yaparız diye düşünüyorum. Yani ben karşı diyorum, yani Asya yakasını kastediyorum. Onu söylemiş olayım. Katılım işte 15 kişi falandı. İyi sohbet oluyor 15 kişi olunca, az kişi olunca. Hava da güzeldi. Yeni arkadaşlar katılmıştı. Yeni arkadaşlarımız katılmıştı. O da güzeldi. Yoldan geçen yine bazı insanlar selam verdi. Zafer işareti yapanlar oldu. Davet etseydiniz. O sırada işte maalesef bizim arkadaşlarımız çok heyecanlı bir konuyu tartışıyordu. Kendileri çok heyecanlandı. O yüzden çok bir şey yapamadık. Öyle bir piknik daha geçirdik. Ben İstanbul'dakini biliyorum. Ankara, İzmir ve Antalya'daki pikniklerimiz de oldu. Onunla ilgili detaylı bilgileri de zaten şeyde paylaşırız. Sosyal medyamızda paylaşırız. Hem sosyal medyamızda hem de bir sonraki 74. sayımızda muhtemelen haberini görürüz. Peki, öyleyse bir sonraki hafta 74. sayıyla tekrar buluşmak üzere. Artık yalnız değiliz.